Herkese merhabalar. Şimdi artık mutfağa giriyoruz. Hazır mısın Tomuç'um? Hazırım hocam. Hazırsan eğer o zaman önlüğünü giy. Artık mutfaktayız. Artık şu anda İngiltere'de, Londra'da aşçı olmak istediğimizde öğrenmemiz gereken kelimeleri öğreneceğiz. Tabii ki bu İngiltere, Londra ile alakalı değil. Burada yapmamız gereken şey LGS'de bu konudan mutlaka soru geliyor. En az bir soru geliyor. Bu soruyu da kaçırmak istemiyoruz. O yüzden çatalla kaşık arasındaki farkı bileceğiz. Fork, spoon ya da bardakla kupa arasındaki farkı bileceğiz. Glass, mug ya da tabağın plate olduğunu bileceğiz. Ya da skeleton yine tava olduğunu, grater'ın, rende, ladle'ın yine kepçe olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Beater'ın çırpıcı ya da bowl'un kase olduğunu öğreneceğiz. Ve burada yemek tarifleri olacak, çok kolay. Buradaki bazı kelimeler önemli, kaçırmamamız gerekiyor. Yani sweet'in tatlı, salt'in tuzlu, spicy'nin acı, sour'un ekşi olduğunu bilmemiz lazım. Ya da slice dilimlemek, işte chop doğramak. Aynı zamanda peel soymak, yani şeftali ya da patates soymak gibi, bunları bilmemiz lazım. Hani hatta Türkçe'de geçmiş peeling kelimesi. Bunu hiç duydun mu Tonguç'um? Hayır hocam. Duymamış olabilirsin, önemli değil, ama peel soymak anlamına geliyor. Flour, un, sugar, şeker, onion, soğan, bunları zaten birçoğunu günlük hayatımızda da görüyoruz. Şimdi bunlarla alakalı mükemmel bir şekilde in the kitchen konusunda neler gelebilir, bunlara bakacağız. Ben burada bazı kelimeleri gösterdim ama esas konumuz videomuzun içerisinde güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama sen tabii ki 0'dan 8'e sözelden, taktikli İngilizceden, dinamo İngilizceden ve zoru bankası İngilizceden bunları mutlaka güzel güzel ödevlendirmen lazım. Dersimizin sonunda ödevlerimize vereceğiz. Bilhassa 0'dan 8'e sözelde şu kısmı göstermek istiyorum Tonguç evladım sana. Burada in the kitchen'le alakalı biz sana mükemmel bir konu girişi, konu anlatımı yaptık. Burada önce sözlük verdik. Sonrası en çok sınavlarda çıkan kelimelere göre konu anlatımı ve sorular yaptık. Bunları mutlaka güzel güzel gözden geçir. Hatta eğer taktik kitabın varsa da taktik kitabındaki bu posterlere, yani burada görüyor musun, bak şurada. Bu posterlere in the kitchen konusuyla alakalı öğrenmen gereken stickerları, yani şu İngilizce stickerları mutlaka yapıştırmanı tavsiye ediyorum. Bunları yapıştırdığın zaman bu bilgiler karşında duracaklar ve çok daha iyi, hızlı bir şekilde öğreneceksin. O zaman taktikliden, dinamodan, zordan ve sıfırdandan ödevlerini yapmayı unutma. Ama öncesinde gel videomuzu güzel bir şekilde izleyelim Tonguç'um. İngiltere'de mutfağa girdik. Bazı kelimeleri bize İngilizce söylüyor. İngiltere'de aşçı olduk. İngiltere'de aşçı olduk ve mutfağa girdik. Bazı kelimelerin İngilizcesini bilmemiz lazım. Burada flour, sugar, yeast, işte pepper, garlic, farklı farklı kelimeler var. Bunları sen okuyacaksın, ben Türkçesini söyleyeceğim. Ancak şöyle bir şey var Tomuç'um. Burada aynı zamanda kapkacak dediğimiz kaşıklar, çatallar, fırınlar, birçok kelime göreceğiz. Aman Allah'ım. Evet, kelime dünyasına kaybolabilirsin. World of Wonders, yani harikalar diyarındasın. Burada şuna dikkat etmen lazım. Bu kelimeleri ezberlemek için yapman gereken şey, tabii ki akıl kartları uygulamasından mutlaka bakacaksın, ama kendin de kelime kartları oluşturmalısın. Bunlarla farklı yerlerde karşılaşmalısın ki hiçbir şekilde aklından çıkmasın. Şimdi Tonguç'um, hemen başlayalım istersen. İlk başta flour'la başlıyoruz. Nedir bu? Flour undur hocam. Aferin, gerçek bir İngiliz aşçısı olmaya hazırsın. İngiliz aksanımla söyleyeyim mi hocam? Söyle bakayım. Un. Hayır oğlum, bunu değil, bunu İngiliz aksanı. Aa, pardon hocam. Allah'ım yarabbim ya. Söyle, flor söylesene. Ha, flor. Hala pardon diyor, hala söylemiyor. Ay pardon hocam. Ay pardon deyip durma ya. Neyse şimdi. Sugar nedir? Bil bakalım, hadi hadi. Sugar şekerdir hocam. Aferin, çok güzel. Shaker. Shaker, thank you. Yeast. Yeast mayadır hocam. Maya. Gerçekten maya günlük hayatımızda. Mayo. Maya değil oğlum. Maya değil. Maya. Günlük hayatımızda çok kullandığımız kelimeler bunlar. Dikkatli olmamız lazım. Breadcrumb'a baktığımızda ise hani derler ya, bak günah yazar mutlaka israf etme derler. Ekmek kırıntısı, yani bread crumb diyoruz. Ekmek kırıntısını da buraya yazıyoruz. Bazen güvercinlere verdiğimiz. Ekmek kırıntısı. Ne diyorsun oğlum? Bu tarafı öyle okuyacaksın. Pardon hocam. Allah'ım yarabbim. Şimdi ben de kafam karıştı. Pepper'a baktığımızda pepper nedir Tonguç'um? Pepper biberdir hocam. Karabiber, pul biber, ne bileyim işte. Evet, biber, bildiğimiz biber ama pul biber daha çok tabii ki. Garlic ise gerçekten dünyadaki en büyük antibiyotiklerden biri seçildi geçen sene bir yarışmada. Hocam sarımsak mı sarımsak mı? Sarımsak diye okunur, sarımsak diye yazılır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç'um. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şimdi Tonguç'um, burada şu çok önemli. Sana bir şey söylemek istiyorum. İngilizce'de İşte sarımsak, biber, ekmek kırıntısı, maya, şeker, un. Bunlar hep böyle karşımıza çıkan kelimeler değil esasında. Canın sıkılabiliyor. Diyorsun ki ya kardeşim ben bunu ne yapayım, sarımsak, maya. Ama gireceğimiz sınavda ve Milletin Bakanlığı'nın müfredatında bu kelimeler karşımıza çıkacağı için, sen mesela yeast kelimesi karşına çıkabileceği için yeast'in İngilizcesini ön tarafına, arkasına da maya diye Türkçesini yazmalısın ki aklından hiç çıkmasın Tonguç'um. Burası önemli. Şimdi ha, burada sarımsak dedik. Bu yanlış tabii ki burada. Ona dikkat edelim. Sarımsak olması lazım. Burada ben şuradaki kağıda bakarken yanlış yapmışım. Sarımsak şeklinde yazıldığını bilmemiz lazım. Şimdi garlic o zaman neymiş? Sarımsak. Evet. Sarımsak yanlış yazılışı ve okunuş oluyor.
Onion'a baktığımızda onion nedir biliyor musun Tavuç'um? Sogun. Sogun diye bir şey oğlum, apartıyorsun. Apartıyorsun diyorum ben de. Soğan ya, beni de dilimi mahvettin Tavuç. Nasıl bir insan? Hocam ama her türlü İngilizce aksan yapmaya çalışıyoruz. Farklısın. Evet, şimdi mince baktığımızda ise mince bildiğin çiğ köfte yaparken kullandığımız ya da köfte yaparken kullandığımız kıyma. Hocam mince meat ne demek? Mince meat de köfte, yani kıyma etiyle yapılan köfteye biz lezizül aziz, cumburlop midemize indirdiğimiz köftecikler diyoruz. Hatta çok fazla köfte yene de ne deniyor? Meatball diyoruz. Hayır, köfte hor deniyor. Köfte yene köfte. Şimdi kamine baktığımızda kamin nedir Tonguç'um? Tabii ki de kimyon. Bu da tabii köfte yaparken çok kullanılan kimyonu bir... Kimyonu bayılırım. Bak, biber kullanıyorsun, kimyon kullanıyorsun, hafif ekmek kırıntısı atıyorsun ki köfte oluşsun, lezizül aziz bir şekilde yiyebilirsin. Şimdi tamam, güzel, kimyonu koydun, köfte kırıntılarını koy, ekmek kırıntılarını koydun ama sana kapkacak lazım. Şimdi spoon'a baktığımızda spoon kaşık olduğunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Grater yine great rendelemek, grater rende oluyor. Hani drive sürmek, driver şofördü ya. Teach öğretmek, teacher öğretmendi ya. Great rendelemek, grater da rende oluyor Tonguç'um. Strain süzmek, strainer yine süzgeç oluyor Tonguç'um. Baking tray ise baking fırınlamak, baking tray de fırın tepsisi oluyor Tonguç'um. Bunlar çok önemli kelimeler, bunları aklından çıkarmamalısın. Sos pene baktığımızda yine tencere olduğunu görüyoruz. Plate de bildiğimiz tabak diyebiliriz. Gelelim diğer önemli kelimelere Tonguç evladım benim. Şimdi bunlarda daha çok kesmek, doğramak, işte dilimlemek, kırmak, çırpmakla alakalı kelimeler. Birincisi chop'a baktığımızda bunun doğramak kelimesi olduğunu aklından çıkarmamalısın Tonguç evladım benim. Peel ise hani peeling yapıyor böyle kadınlar. Burada da şeftaliyi ya da hıyarı soymak gibi diyebiliriz peel. Dice'a baktığımızda küp şeklinde doğramak. Hani böyle küp küp domatesleri doğrarlar ya bazen yemekte kullanmak için. İşte bu da küp doğramak anlamına geliyor. Slice net bir şekilde dilimlemek anlamına geliyor. Slice dilimlemek. Spread'e baktığımızda ise sürmek. Ekmeğin üzerine sürmek gibi. Sprinkle böyle ne yapacak? Böyle hafiften ne yapıyorsun? Sirkelemek. Böyle hafiften serpmek gibi. Serpmek. Serpmek, atmak diyebiliriz. Tuz atmak. Serpmek ya oldu yalnız. Şöyle yapayım. Serpmek, atmak. Hani tuz atmak gibi. Crack, hani crack diye ses çıktığı için burada da hemen aklına kırmak gelecek Tonguç'um. Hani crash çarpmak çarpışıyor. Crack de yumurtaları böyle vurup çarpıyor. Bak burada mesela cracking diyebiliriz. Whisk ise Tonguç'um çırpmak veyahut da fırçalamak anlamına gelebiliyor İngilizce'de. Ama biz daha çok in the kitchen ünitesinde çırpmak kelimesini aklımızda kullanacağız Tonguç'um. Şimdi gel bakalım bu önemli kelimelerle alakalı beraber bir alışım yapalım. Gerçekten beynin çalışıyor mu? Yoksa orada sadece bir soğan mı var? Onu beraber anlamaya çalışalım. Hmm, the meatballs, yani köfteler, the meatballs are very... Dediğine göre hocam tasty demesi gerekiyor. Evet, lezzetlemesi lazım. O zaman tasty'nin yanına ok atıyorum ve tasty kelimesini kullanıyorum. Neden? Yummy, yummy. Yummy, yummy olamaz. Çünkü yummy nedir? Böyle şey oluyor, farklı oluyor. Orada o anlamı kullanamayız. Burada zaten bak. Zaten sour, yummy yok hocam. Yummy yok, aferin. Sour, ekşi var. Sweet, tatlı var. Spicy, baharatlı var. Salty, tuzlu var. Fatty ise tombiş. O olmaz. Yağlı. Yağlı böyle. Tombiş tombiş, yağlı yağlı yemek. Bu da olmaz. O zaman biz burada köfte için kullanacağımız şey... Köfte hor musunuz hocam siz? Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan konuşma ya Rabbim ya Resulallah. Test. Ha, köfteyi seviyor musunuz? Ha ya? Evet. Az önce ben öğrettim tabii. Yanlış öğrettim sana. Köfteyi çok sevene köfte hor denmez olmuş. Köfte hor biraz daha böyle kötü şeyler için kullanılır. Ama yine de söyleyeyim. Köfteyi seviyorum. Yani senin dediğin anlamda ben de köfteyi seven, köfte beğenisi olan bir insanım. Bilhassa çiğ köfteyi çok seviyorum. Şimdi gerçekten bu videoyu izledikten sonra insanlar karnları acıkmış olacaklar. Şimdi I'm on a diet. Bir diyetteyim diyor. Tamam eyvallah, güzel. Hepimiz diyetteyiz. Hepimiz pazartesi günleri diyette oluyoruz genelde. And I don't eat. Nasıl yemekler? Ekşi yemekler mi? Baharatlı yemekler mi? Tatlı mı? Yoksa yağlı yemekler mi? Fatty. Harikası Tonguç'um. Fatty meals. Yani yağlı yemekler yemeyeceğim demesi lazım. Mexican meals are too spicy. Harika. Gerçekten de Meksika yemekleri ya da Urfa yemekleri ya da Antep yemekleri de diyebiliriz buna. Too spicy. Gerçekten ben mesela Antep'e gitmiştim. Orada kuru fasulye yemiştim. Adam içine bildiğin kobra zehri atmış. Aa, yani yedim. Öldünüz mü hocam? Ejderha gibi ateş çıktı ağzından. Adamlar beni ejderha zannettiler. Halbuki ben normalde bir insandım. Ama yediğim kobra çok zehri... Çok atıyordu hocam gerçekten. Gerçekten yani içinde fasulye tanecikleri vardı zehrin içinde. Ve onlardan almaya çalıştım. Çok zehirliydi, çok acıydı. Gerçekten tebrik ediyorum. I like nokta nokta food. Pancakes and muffins diyor. Sweet. Evet, tatlı olması lazım. Neden? Çünkü tatlı yiyecekleri seviyorum. Pancake'ler, muffin'ler, böyle muffin yiyoruz.
Hocam pankek ne demek hocam? Pankek. Muffin ne demek hocam? Muffin böyle bir kek tarzı. Böyle şöyle oluyor. Şöyle şöyle fır 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 üstünde. Böyle kakaolu oluyor. Genelde meyveli olabilir. Böyle yiyorsun. Muffin zaten Türkçe'de muffin gitmiş. Yani bir bakkala girdiğinde selamünaleyküm abi aleykümselam. Bana bir tane muffin verir misin? Sen zaten sana uzatıyor. Bunlar birer tatlı yemek çeşidi diyoruz. The lemonade is too çok diyor. Çok ne olabilir lemonade? Ekşidir hocam. Evet çok ekşi. Zaten geriye başka kelime kalmadı. Tebrik ediyorum seni. So and add some sugar. Biraz şeker ekle diyor. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım Tonguç, başarılar diliyorum.